Aşağı inmek kolay değil aslında ama bakalım kolay mı? Burada bir dağ evi var. Bir bakalım. Gelmişken bir eve bakalım. Çok yüksek bir dağ arkadaşlar burası. Kışın burada herhangi bir taş araması yapıldığında burada soba da var. Burada kalınabilir. Eğer kışın buraya tekrar gelirsek burada ateş yakarız. Evet, taş aramak için böyle yerleri sakın kaçırmayın. Yerimiz belli. Harfiyat yapılan yerler kolay yerlerdir. Bunun için herhangi bir kazı yapmanıza falan gerek yoktur. Bu bölgede billur taşı olduğunu duyduk arkadaşlar. Billur taşı da dağ kristaline yani dumanlı kuvars dediğimiz taşa benziyor. Ama aslında bu taştan farklı bir taş. Çok aşırı derecede şeffaf bir taş. Evet, billur taşından bahsediyorduk. Billur taşı çok şeffaf bir taş arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir leke yok ama yansıma da yok içerisinde taşın. Çok güzel ve nefis bir taş. Bir iki tane buldum aslında ama ben size bulurken göstermek istiyorum taşı. Bir bakalım şuraya. Ya burada bulamazsak civarlarında var yani mutlaka bulacağız. Çok zor bulunan bir taş değil billur taşı. Sedat Kocagül ile kanalını izleyen arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Daha önce sizlere çekiliş yapıyordum. Ve bu hafta çekiliş yapacağım. Çekilişte de çok güzel şeyler vermeyi düşünüyorum. Yaklaşık olarak 10 kişiye çekiliş yapacağım. Yani 10 kişiye göndereceğim taş. Çünkü arkadaşlar bir kişiyle bu işin çok iyi olmadığını söylediler bize. Yorumları çok ciddiye alıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bu sefer 10 kişiye birden taş göndereceğim. Bu arada benim yaptığım çekiliş videosunun taklitini yapan arkadaşlar var. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Lütfen kendiniz bir şey bulun, bir şey icat edin. Biz de sizden görelim. Böyle şeylere hiç gerek yok. Aslında
yapmanızı bir sakınca görmüyorum ama en azından bir şey yaparken insanlara saygı duyarak yapın arkadaşlar. Buradan sonuçta bizim bir emeğimiz var. Biz bir şeye başladık. Yani bir şey yaparken başka insanları karalamadan, o insanların hakkında konuşmadan bir şey yapın, biz de size destek olalım. Ama bu şekilde yaparsanız hiçbir şekilde size destek yok bizden. Onu da söyleyeyim sizlere. İnsanları karalayaraktan, arkasında konuşaraktan hiçbir yere gelinmez. Ben kimseye bir şey yaptığım yok. Yani ilkleri ben yapıyorum. Yani ilkleri yapmaktan da kendimi de şey yapmıyorum burada. Övmek istemiyorum ama lütfen arkadaşlar bakın. Eğer bu YouTube'da taşlarla ilgili çekiliş yapılıyorsa lütfen bakın bakalım ilk çekilişi kim yapmış? Bu faaliyeti ilk önce kim yapmış? Lütfen bunu araştırın. Bunları da sizin gözünüzden kaçmasın arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Saygılar. Abi böyle bak sedefli yansımalara bak. Değişik bir kristal. Yalnız burada var ya, kuamarın Evet. ihtimali Onun çok ihtimali yüksek. yüksek. Onu atmasaydım. Onu alacağım ben. Sen onu atma. Bu ay taşı gibi. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta içerisinde çekiliş yapacağım. Bu şu elimde gördüğünüz taşa çok dikkat edin. Aslında taş da demek istemiyorum buna. Bakın içinden ta arkası görünüyor yani arkası arka taraftaki kayanın yapısını görebiliyorsunuz. Büyüteç gibi bir taş bu. Şu gördüğünüz mükemmel parçayı cömertlik yapıp çekilişte vereceğim arkadaşlar. Bu ve haricinde 9 tane taşı siz taş sever arkadaşlarımıza çekiliş yapacağım ve size söz verdiğim gibi bunları göndereceğim. Bu şu andaki videomun son bölümüdür. Bugün istediğimiz gibi bir gün olmadı ama olsun hiç önemli değil. Önemli olan bizim burada gelip araştırma yapmamız. Bu bugün bulduğumuz en güzel şey. Şimdi ben bu taşı taş sever arkadaşlarımıza çekiliş yapıp bakalım bu taş kime gidecek arkadaşlar. Keşke herkese bundan birer tane verebilsem ama inanın arkadaşlar çok istiyorum aslında ama ben de sizleri düşündüğüm için 10 tane 10 arkadaşımıza 10 kişiye taş vereceğim güzel taşlardan. Bu birinci taşımız olacak.
Ve bununla beraber 9 tane daha taş seçeceğim ve arkadaşlarımıza göndereceğim. Sedat Kocagül ile kanalında düzenli olarak bu çekilişlerimize katılabilirsiniz. Çekilişi YouTube'da bu tip videolar yapıp çekiliş yapan ilk biziz arkadaşlar. Bizim taktiklerimiz de olmaya başlamış. Lütfen bu çekiliş tarihlerine bakın ve hangi kanalların ne tarihlerde çekiliş yaptığını belirleyin ve bu çekilişi kimin önce başlattığında sizin tespit etmenizi istiyorum. Çünkü o kadar çok taklit oluyor ki artık sizlere bazı şeyleri bahsetmekten çenem yoruluyor gerçekten. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben o şeyleri dikkate almıyorum. Dediğim gibi Sedat Kocagül'le kanalını takip etmeye devam edin. Benim kanalım sizin kanalınız. Kazanmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar.